Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz roman konusu. Türk Edebiyatı'nda romanın gelişimi, roman türünü bizim şairlerimiz ne açıdan ele almışlar ve benimsemişler, bunların üzerinde duracağız. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarına doğru bir gerileme içerisine girmişlerdir ve yönünü batıya çevirmişlerdir. Yeniliklerin batıdan geldiğine inanılan bir dönem içerisinde bizim şairlerimiz, yazarlarımız da Tanzimat dönemi Türk edebiyatından yenilikleri almaya başlamışlardır. Biliyorsunuz Tanzimat birinci dönemde roman bize taklit olarak, çeviri olarak gelmiştir. Yani bizim batıdan aldığımız, tam olarak Türk edebiyatı tekniğine uyduramadığımız bir roman tekniğiyle karşılaştık. Aslında şairlerimiz çok yabancı değildi bu tekniğe. Neden? Daha önce halk hikayesi, mesnevi gibi birçok türde karşımıza çıkan örnekleri vardı. Ancak tam olarak Türk edebiyatı tekniğine uydurmuş değildik. İlk önce bakalım roman nedir? Tanım üzerinde duralım. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların yer, zaman, kişi gibi yapı unsurları ögesi, ne bağlı biçimde anlatan uzun edebi türlerdir. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olaylar diyoruz. Buraya dikkat edin. Yapı unsurları çok önemlidir. Romanda kişi, yer ve zaman. Halk hikayelerine benzer ancak daha geniş ve kapsamlıdır. Bazı yenilikler de girmiştir. Gelelim şimdi Tanzimat Edebiyatı romana. Bizim ilk romanımız Tanzimat birinci dönem dediğimiz kısımda daha hala tekniği tam olarak bilmediğimiz için çeviri taklit yoluyla aldık. Bizim ilk çeviriyi yapan, Türk edebiyatına ilk romanı kazandıran kişi Yusuf Kamil Paşa'dır. Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı romanla biz Türk edebiyatında romanla karşılaştık. Türk edebiyatında roman 1860'tan sonra başlamıştır. Edebiyatımızda biraz önce de dediğim gibi çeviri taklit olarak girmiştir ve en önemlisi Yusuf Kamil Paşa'dır. Bunu kesinlikle unutmayın. Telemak adlı eseridir. O dönemde çevirisi yapılan birçok roman vardı. Tam olarak tekniğini bilmediğimiz için daha çok batıdan çeviri yaparak biz bu türü Türk edebiyatına yansıttık. O dönemde çeviri yapan diğer romancılar ise Seviller, Monte Cristo Kontu, Atala Puğul gibi birçok eseri de biz Türk edebiyatına çeviri olarak kazandırdık. Fransız romanlardan çeviren örneklerin ardından bizim en önemli ilk örneklerini verebilecek kişiler dediğimiz yazarlarımızda Namık Kemal Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami'dir. Özellikle Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal çok önemlidir. Bunları unutmayın. Türkçe'de romanın niteliğini taşıyan ilk yerli romanımız ise bize ilk yerli romanını kazandıran şairimiz Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseridir. Talat ve Fitnat'ın aşklarını anlattığı, bize o duyguyu yansıtan ilk yerli romanımızdır. Eserlerden sonra ilk edebi roman örnekleri Namık Kemal'in biraz önce de dediğim gibi İntibah adlı eseridir. Aynı zamanda İntibah bizim ilk edebi romanımızdır. Bu çok ama çok önemli. Kesinlikle bunu unutmuyorsunuz. İntibah Türk edebiyatında ilk edebi roman olan eserimizdir ve Namık Kemal bunu bize kazandırmıştır. Tanzimat dönemi özelliklerine geçelim dedik. İlk bizim Türk edebiyatına gelen romanlarımız çeviriydi, taklitti. Tam olarak o tekniği bilmiyordum. Yani teknik kusurlarımız çok fazlaydı bizim o dönemde. Tam olarak biz yani yabancı gelmese de teknik açıdan tam olarak benimseyememiştik. Ve birçok teknik kusurla birlikte biz eser vermeye başladık. Bu dönemde verilen eserler romantizmin etkisiyle çok sayıda sosyal konulara ele almışlardır. Bireysel konular vardı, çeviriydi ama bunun yanında bizim şairlerimiz bu çevirilerden ziyade kendileri eser verirken sosyal konuların üzerinde durmuşlardır. Toplumu daha iyi yansıtabilmek için. Sosyal konuların yanında biraz önce de dediğim gibi günlük yaşam, kadın erkek ilişkileri, yanlış batılaşma, mutsuz evlilikler, esaret, bunlar da gençlerin ya da bu yanlış batılaşmayı yanlış anlayan ve topluma yanlış aktaran
gençleri ele alıyorduk. Biraz sonra da değineceğiz bunun üzerine. Yanlış batılaşma demişken, biliyorsunuz ilklerden olan, ilk realist romanımız bizim aynı zamanda Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'dır. Yanlış batılaşmayı en iyi şekilde veren Bihruz karakteridir. Bunu da unutmayalım. Biraz sonra da tekrar değineceğiz buna. Dönemin sosyal bir gerçekliği olarak eserlerde aynı anda eski yeni aileler, kurumsal düzen, adalet bir arada bulunmaktadır. Bu da önemli bir özelliğimizdir. Bu dönemde roman kahramanları çoğunlukla tek yönlüdür. Tek yönlü derken neyi kastediyoruz? Eğer bir romanın başında bir kahraman iyiyse romanın sonunda da iyidir. Eğer romanın başında bir kahraman kötüyse romanın sonunda da kötüdür. Ve romanın sonunda, bitişinde iyi olan kahramanlar ödüllendirilir, kötü olan kahramanlar ise cezalandırılır. Buna da tekrar değineceğiz. Çoğunlukla kahramanlarımız tip özelliği gösterir. Bunu da neye bağlıyoruz? Tek yönlü olmasına bağlıyoruz. Halkı aydınlatmak ve eğitmek rolünü üstlenen sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini ve düşüncelerini saklama gereği duymaz ve eserin içinde bunu dile getirir. Bu maddede şunu anlatmak istiyor. Şairler yeni Türk edebiyatında yeni bir türle karşılaştı. Teknik olarak kusurlarımız var. Zaten bu da kusurlardan bir tanesidir aslında. Neden? Çünkü bizim şairlerimiz topluma bunu aktarırken toplumu eğitmek ve bilgilendirmek istiyorlar. Onun için ne yapıyorlar? Roman anlatılırken en heyecanlı ya da ortasında romanı kesip orada okuyucuya kısa kısa bilgiler aktarıyorlar. Bunu da toplumu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapıyorlar. Ancak bu bir teknik kusur sayılıyor. Bunu da unutmayalım. Diğer bir maddemiz, sanatçıların kişiliklerini eserde ortaya koymaları, kahramanları taraflı bir şekilde anlatmaları ve betimlemelerdeki acemilikten dolayı bu dönem romanları kusurlu olarak görülür. Biraz önceki dediğim, çünkü şöyle, yazan yazarımız kahramanları tek yönlü öne alıyor ve bunlara tarafsız kalamıyor. Kötüyü en üç noktada kötü, iyiyi de en üç noktada iyi bir şekilde okuyucuya veriyor. Ve bunu okuyucuya verirken direkt okuyucunun tarafsız bir şekilde gözlem yapmasına fırsat vermeden kendi düşüncelerini de aktarıyor topluma. Diğer bir maddemiz, eserde halkı aydınlatmak gayesi bulunduğundan dil sadedir. Birinci dönem için dil sade, biraz sonra göreceğiz. İkinci dönemde ise bu dil sadeliğinden yavaş yavaş uzaklaşılıyor. Ağır bir dil ele alınmaya başlanıyor. Diğer maddemiz, olaylar genellikle iyilerin ödüllendirilmesi, kötülerin ise cezalandırılması şeklindedir dedik. Biraz önceki söylediğimiz. Bu dönemde roman İstanbul'da Beyoğlu sokaklarında ve Çamlıca tepelerinde geçer. Evet, Tanzimat 1. döneminde çoğunluk olarak mekan İstanbul'dur. İstanbul'un Beyoğlu sokakları, eğlence mekanları ve Çamlıca tepeleridir. Bunu ilklerde çok fazla görürüz. Ve ilk realist romanda görürüz, ilk tarihi romanda görürüz, ilk edebi romanda, birçok romanda Çamlıca tepesini görebiliriz. Diğer maddemiz, aşk, entrika, tesadüflere sıkça yer verilmiştir. Aşk ilişkileri genellikle rastlantısaldır. İlk görüşte aşk önemlidir. Bunu en çok biraz önce de dediğim gibi Araba Sevdası'nda rastlayabiliriz. Bihruz Bey'in ilk görüşte aşık olması diyebiliriz. Romantizm akımının etkisiyle genel olarak duygusal, acıklı konular ele alınmıştır. Romanlar genellikle trajik bir sonla biter. Ölüm, intihar, kaybolup gitme, her şeyini kaybetme gibi acıklı sonla bitirmişlerdir. Buna da en güzel örnek Sergüzeşt adlı romanda Dilar Şub'un çok küçük yaşta, 14 yaşlarında 40 liraya esaret olarak, yani köle olarak satılması ve 19-20 yaşlarına geldiği zaman artık buna dayanamayıp intihar etmesini örnek verebiliriz. Tanzimat Edebiyatı'nda ilk başta söylediğimiz Ahmet Mithat çok önemli demiştim ve Namık Kemal. Ahmet Mithat popüler romanın, Namık Kemal ise edebi romanın öncüsü olarak ortaya çıkmış. Bu iki romancı roman kurgusunda, tekniğinde, dil ve üslubundan ayrılarak iki ayrı damar oluşturmuştur. Dediğim gibi
ilk örneklerini Namık Kemal, Ahmet Mithat ve Şemsettin Sami veriyor. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Çok önemlidir. Bir notumuz var. Biraz önceki söylediklerim Tanzimat, genellikle Tanzimat birinci döneminin özellikleriydi. Ancak Tanzimat dönemini 1 ve 2 diye ayırdığımız zaman bazı değişiklikler çıkıyor. Evet, Tanzimat birinci dönemi dedik, dil sade dedik, romantizm akımı ön planda dedik, İstanbul Beyoğlu sokakları ön plandaydı, çoğunlukla halka hitap ediliyordu, kusurlar vardı. Ancak ikinci dönemde de bu özelliklerin çoğu devam ediyor. Birkaç tanesi değişiyor. Onlara değinelim. Halkın anlayacağı sade dilden uzaklaşılmış, ağır bir dil kullanılmaya başlanmıştı. Neden ağır bir dil kullanılmaya başladı? Biz batıdan aldık kendi Türk edebiyatımıza. İlk zamanlarda sadeydi. Halk ön plandaydı. Ancak daha sonralara gittiğimiz zaman, Tanzimat ikinci döneme geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş bu batılaşma hareketi bizde daha ön plana çıkıyor. Günümüzü daha çok batıya çeviriyoruz. İlk başta aldığımız sade dilden uzaklaşıp ağır, sanatlı, süslü, ağdalı dediğimiz bir dil kullanmaya başlıyoruz. İlk Tanzimat birinci dönemde romantizm bakımı vardı, aşk vardı, duygusallık vardı, acıklı vardı, dramatik vardı, trajedi olaylar vardı. Ancak ikinci dönemde ise romantizm akımı bırakılıyor, realizm ve naturalizm akımı ön plana çıkmış oluyor. Realizm ve naturalizm akımı dedik ama bunu nasıl veriyoruz? Realizm gerçekliktir, naturalizm doğallıktır. Yani gerçek ve doğallığı gözleme dayalı, gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Sanat, sanat için anlayışı hakimdir. Birinci dönemde de sanat, sanat içindir anlayışı vardır. Ancak daha çok biz toplumu eğitmek, bilgilendirmek amacını güttüğümüz için, toplum için eserler vermek istediğimiz için daha çok ikinci dönemde ön plana çıkıyor bu anlayış. Edebiyatımızda roman ile ilgili ilkler. İlkler çok ama çok önemlidir. İlk ne dedik? Çeviri olarak aldığımız Türk edebiyatına romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazardan çevirdiği Fenomondu. Hemen bakalım, ilk çeviri roman dedik Telemaktır. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibahtır. Bu çok önemli. İlkleri kesinlikle unutmuyorsunuz. İlk tarihi roman denemesi Ahmet Mithat Efendi'nin Yeniçerilerdir. İlk tarihi roman Cezmi Namık Kemal'dir. Ve şunu da belirtmek istiyorum ayrıten. İlk tarihi roman denemesiyle kesinlikle ilk tarihi romanı karıştırmıyorsunuz. Bir tanesi deneme olarak kalmıştır, gazetelerde tefrika olarak yayınlanmıştır. Ancak diğeri kitap olarak basılmıştır. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. İlk tarihi roman Cezmi, Namık Kemal'dir. İlk tarihi roman denemesi ise Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi'dir. Hemen geçelim. Evet, böyle bir görselimiz var. İlk çeviri kitabımızın görselini aldık. Tercümeyi Telemak diyor. Yani Telemak romanının tercümesi, çevirisidir. Görüyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanı ilk realist romandır. Buna da değineceğiz. Ve Şemsettin Sami'nin Taşık-ı Talat ve Fitnat ilk yerli romanımızdır. Talat ve Fitnat'ın aşkını anlatır. Hemen devam edelim. İlk realist roman dedik Araba Sevdası. İlk batılı tekniğe uygun roman Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Batılı tekniğe uygun roman Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil. Bunun yanında Mavi ve Siyah'ı da örnek olarak verebiliriz. İlk köy romanı Karabibik Nabizade Nazım. İlk köylünün, köy halkının sorunlarının dile getirildiği, tamamıyla topluma mal edilmiş bir eserdir diyebiliriz. İlk gezi yolculuk romanı Acayip Bir Alem, dünyanın olan sülüklerinden bahseder. Ahmet Mithat Efendi'nindir. İlk mektup roman denemesi Felsefe-i Zenan, Ahmet Mithat Efendi'dir. İlkler her zaman önemlidir, tekrar ediyoruz. İlk psikolojik roman Eylül Mehmet Rauf'tur.
İlk naturalist eser Nabizade Nazım'ın Zehra'sı. İlk polisiye roman Esrar-ı Cinayet Ahmet Mithat Efendi'nin. Şöyle görselde görelim. Karabibek Nabizade Nazım. Diğeri de ilk psikolojik romanımız olan Eylül Mehmet Rauf'un. İlk batılı anlamda realist ve modernist roman, biraz önce de demiştik, Mavi ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil, ilk köy romanı dedik. İlk Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan işleyen roman ve sanatçımız, yazarımız Halide Edip adı vardır, Ateşten Gömlek. Bu çok çok önemlidir. Bizim milli duygularımızı en üst seviyeye çıkarttığımız, bizim toplumda yaşanan olayları, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı en iyi yansıtan eserlerden bir tanesidir ve Halide Edip adı vardır. İlk çocuk romanı Bahri Yanık Ömer Ahmet Yesari'dir. İlk iç monolog tarzı roman Bir Düğün Gecesi Adalet Ağoğlu'ndur. İlk postmodern roman Tutunamayanlar Oğuz Atay'dır. Biliyorsunuz Oğuz Atay iç monolog yapar, sürekli geriye dönüşleri vardır. Kendi alanında ilklerden bir tanesini vermiştir diyebiliriz. Tanzimat'ta ilk macera romanları Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Ahmet Mithat Efendi'nindir. Bunlar da önemli ilklerimizden bir tanesidir. Tanzimat romanında ağırlık verilen konular. Birçok ilklerimiz vardır. Bu ilklerde hangi konular el alınmış? Bunun üzerinde duralım. Araba sevdası, sürekli araba sevdası dedim baştan beri. Yanlış batılaşmanın yol açtığı komik durumları alır. Araba sevdası, baş karakteri Vihruz Bey'dir. İlk görüşte aşık olur, sürekli eğlence mekanlarına giden, baba parası yiyen, sürekli kendini öven bir gençtir. Çok az bir eğitimi olmasına rağmen bildiği 2-3 Fransızca kelimeyle bunu insanlara hava atma amacı olarak kullanır. Yani yanlış batılaşmayı en iyi şekilde veren bir karakterdir. Bunu unutmayalım. Taşık'ı Talat ve Fitnat, biraz önce de demiştim, Talat ve Fitnat'ın aşkını anlatır. Talat ve Fitnat birbirini seviyordur ancak babası Fitnat'ı kendinden yaşça büyük bir adama verir, sevdiğinden ayırarak zorla. Burada da erkek baskısı vardır, görmeden evlilik vardır, erkek zulmü vardır, şiddeti de anlatır aynı zamanda. İntibah, yanlış kadınları sevmenin doğurduğu yıkımları anlatır. İntibah neydi bizim? İlk edebi romanımızdı. Bunu da unutmuyoruz, Namık Kemal. Sergüzeşt, kölelik ve cariyelik ele alınmıştır. Biraz önce de değinmiştim bunun üzerine. Dilarşop çok küçük yaşlarda 40 liraya köle olarak satılıyordu. Ve bunun sonunda da dayanamayıp intihar ediyordu. Zehra, kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı olumsuzlukları anlatır. Karabibek, köy ve köy yaşamını ve sorunlarını anlatır. Köy ve köylüyü en iyi şekilde anlatan romanlarımızdan bir tanesidir Karabibek. Cezmi aynı şekilde Namık Kemal'in ele aldığı tarihi bir olayı anlatan eserlerimizden bir tanesidir. Bir sonraki videomuzda Servet Fiyun'un döneminde romanını ele alacağız. Şöyle bir tekrar edelim isterseniz Tanzimat Edebiyatı'nda. Ne gördük? Roman türü bize nasıl girdi? Ne dedik? Roman ilk Tanzimat döneminde çeviri taklit olarak girmişti. Bunu tekrardan üzerine değiniyorum. Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eseriydi. Bizim ilk çeviri taklit olarak gelen romanımızdı. Bundan sonra ne dedik? İlk yerli romanı. İlk yerli romanımız bizim Şemsettin Sami'nin Taşık'ı Talat ve Fitnat'tı. Talat ve Fitnat'ın aşkını anlatan eserdi. İlklerimiz her zaman önemlidir. İlk tarihi roman, ilk edebi roman, ilk naturalist roman, ilk köy romanı, ilk realist roman, bunlar çok çok önemli. Bunların üzerinde durduk. Ne dedik? Tanzimat birinci dönemde teknik kusurlarımız çok fazlaydı. Sanat sanat içindir anlayışı vardı birinci dönemde ancak bizim sanatçılarımız, yazarlarımız daha çok topluma yöneldiği için toplumu eğitmek, bilgilendirmek amacı da güdülüyordu. O yüzden teknik kusurlarımız oluşuyordu. Ne yapıyordu? Yazarımız romanın ortasında, romanın tam en güzel akışında romanı kesiyordu. Orada toplumu bilgilendirmek amacıyla birkaç bir şey veriyordu. Kendi duygu ve düşüncelerini topluma aktarıyordu. O yüzden toplumun özgürce düşünmesini aslında
aslında kısıtlıyordu. O yüzden teknik bir kusur olarak aldık. Ne dedik? Kahramanlar tek yönlüdür dedik. İyiler iyi, kötüler kötü. İyiler romanın sonunda ödüllendirilir, kötüler romanın sonunda cezalandırılır dedik. Romantizm akımı ön plandaydı. Romantizmle birlikte aşk duygusallık vardı, romantizm ön plandaydı, trajik olaylar vardı. Bu da romanın sonunda kahramanları kötü sonla itiyordu, kötü sonla bitmesine sebep oluyordu dedik. En önemlisinden bir tanesini not olarak düşmüştük. Tanzimat ikinci dönemde romantizm akımı bırakılıyordu. Naturalizm ve realizm, yani gerçeklik ve doğallık içerisinde gözleme dayalı bir şekilde topluma roman aktarılmaya çalışılmıştır. Bunu söylemiştik. Bir sonraki dersimizde Servet-i Fiyun'un döneminde ele alacağız. Görüşmek üzere.